Breaking Point, Mardy Fish'in hikayesi. Yani Breakpoint'in Point'in tüm bölümlerinden daha fazla daha iyi, tenisin kesinlikle. iç o talep falan çok daha iyi anlatan bir yapım. Bir Diego var. Diego bu herkesi çalınayıp golü atan kişi. Bir de Maradona sonradan yarattığı bir karakter var. O da Tanrının Eli. ünlü gazeteci Richard Williams konuşuyordu. İşte senin mesela cenazesine gidiyor çünkü. Anlatıyor ama biz onun kafasını evet. görmüyoruz. O e, sinema sahnesinin sanki bir e, seslendiricisi gibi. Kapadyan'ın bence e, film kurgu ön işçiliği çok iyi. O görüntülerin peşine düşmesi, araması, kazması, ya yani madencilik yapıyor bir nevi. thank you Sokrates'e hoş geldiniz. Konfor Alanı programında yeni bir bölümle daha sizlerle beraberiz. Kia'nın katkılarıyla hazırladığımız bu programda her bölümde ilham veren e, hareketlere ve tabii ki bunun çevresinde örülü hikayelere odaklanıyoruz. Kimi zaman e, bazı ünlü spor figürlerinin hikayelerini, kimi zaman bazı takımların, kimi zaman da bir gerçekten hareketin e, peşinden gidiyoruz. Bugün de ben Canerler, yanımda karşı yeşil koltukta, kırmızı koltuk gibi oldu. Tanju var, sinema yazarı. Hoş geldin Tanju. Hoş bulduk. E, Tanju buradayken de tabii bir konu şeyi yapmış oluyoruz aslında. Spoiler'ı vermiş oluyoruz bir film jargonunda. Sinema ve spor. Aynen, bağlantılı bir şey konuşacağız ki senin tabii ki hayatındaki tek ilgi alanı bu değil ama senin uzmanlığından yararlanmak istedik. Hoş. Sohbet edelim istedim açıkçası. Spor belgeselleri üzerine konuşacağız ama biraz aslında yolumuzu daraltmamız da lazım. Yani Kia'nın ilan veren hareketleri üzerinden de giderek aslında tabii ki hemen bir ampul yandı. Biz de seninle sohbet ederken konuşmak istediğimiz konu üzerine. Birazdan ona geleceğiz ama şimdi son dönemde işte Drive to Survive'dı işte bizi de bisket sevenleri çok ilgilendiren Tour de France belgeseliydi ki zaten aynı ekip yaptı. Araya Breakpoint girdi. Bu üç yapım özellikle Netflix'te aynı ekibin yaptığı belgesel olarak bir anda sanki her spor böyle bir yapıma ihtiyacı varmış gibi ve her açılan platformda bir spor belgeseli olmaya başladı. Spor belgeseli tabii çok gerçekten iyi olduğunda çok doyurucu ve zihin açan da bir canra. sen özellikle spor belgeselinin sinemanın içerisinde nereye bakıyorsun ki işte spor tarihinin filmlerinden birine baktığında mesela ya da sinema tarihinin kimilerine göre baktığında Hoop Dreams mesela bir belgesel olarak acayip bir yerde duruyor. Oradan da başlayabilir. E, i̇şte rakide sayabilir. Kesinlikle kakla gelenlerden biri. Buradan pası atmış olayım. Ee, genel evet. olarak neler düşünüyorsunuz? Aslında bu yükseliş doğrudan dijital platformlarla alakalı, dijital platformların hayatımıza girmesiyle alakalı birçok yenilik ana akım olmak için e, Spor'a başvuruyor. Yani şu an dijital teknolojilerde de var. Blockchain e, yeni yeni hayatımıza girdiğinde ilk el attığı alanlardan biri Spor'du. Çünkü ana akım geniş kitlelere ulaştırmanın en güzel yolu Spor. Evet. Dijital platformlar da bunu yaptılar ilk başta. Yani e, bir anda e, Spor kategorileri oluşturdular, Spor belgeselleri ama ilk başta şu yöntemi e, izlemek istediler profil yani bir Messi belgeseli yapalım bir Ronaldo belgeseli yapalım bir Pele Maradona kim birazdan Kapadji'nin Maradona'sını oradan ayıracağız ama böyle profilleri tek tek yani her spordan yani şu an bile işte e, winning Time geldi ama kurmaca bir dizi olarak. Ondan önce bir Russell Magic Johnson belgeselleri de gelmişti. Hala profil belgeselleri geliyor. Ve bunun yanında e, yavaş yavaş son birkaç yılda bu profil değişmeye başladı. Daha çok hikayeleştirilerek sporun arka tarafında görmediğimiz kısımlarına ee, bir maç izlediğimizde gördüğümüz <laughs> kısım var. Bir futbol maçı izliyorsun. Bir de bunun asla göremediğimiz arka kapıları var. Dijital platformlar bize e, bu kapıların anahtarını verdiler. Bahsettiğim abi. Drive to Survive'ın da başlayan geleneğin aslında ortak kümede birleştiren ne? Oradan pas atayım orayı tanımlarken. Ee, ya e, Şimdi aslında bunu şeye dayandırabiliriz. E, bu ESPN'in e, 2009'da başlattığı 3430 evet. belgeselinden itibaren buraya kadar alabiliriz. Ala Dönüm olabiliriz. noktasıydı yani. Dönüm şey. noktası orası oldu ve daha sonra e, Kapadya e, yani bizim şu an e, temamızın başlığı olacak Kapadya ile bir e, esas kırılması alanı. Çünkü Kapadya e, İki farklı yaklaşım vardı. Bir konuşa konuşan kafalar yaklaşımı klasik. Bu arada ile ilham veren hareket bölümüne geçebiliriz yani. Hı hı. Burada bizim için ilham verici olan e, yaptı. yaptığı Senle belgeseli ve bir anda böyle hafif dalgalı giden, inişli çıkışlı giden bir janrayı, bir türü başka bir seviyeye çekmesi aslında bir e, prestij getirmesi e, aslında. Oradan istersen nasıl bir ilham verici yönü var Kapadya'nın Senle yapımı ve sonradan tabii ki Maradona'ya gidişat. yani. Ya e, Öncekinde iki farklı yöntem var. Ana akım <laughs> diyebilirsek bir konuşan kafalar bir olayla ilgili o olayın tanıklarını, şahitlerini veya o olayla ilişkili olanları çağırıp Konuşturduğumuz formatta ki son figo belgeseli öyleydi evet. tamamen. Tamamı konuşan kafalardı. Evet. Veya Michael Moore'un getirdiği bir gelenek vardı <laughs> mikrofonu uzatarak. Belgeselci bir karakter hikayeyi sürüklüyor. Hmm. Ama Kapatya bunu bir kenara ayırdı ve şunu yaptı. Arşiv görüntülerini kullanarak konuşan kafalara hiç başvurmadan veya kameranın önüne kendisi geçmeden izleyici bir sinema filmi izliyormuş gibi. O ham materyalinin içerisinden bir kurgu, bir hikaye. Bu hikayeyle de izleyici arasına kimseyi koymadan doğrudan izleyiciyle muhatap yapmıştı ve bu aslında çok sinematografik bir yöntem. Konuşan tamam. kafa olsa da kafayı görmüyorduk. Kafayı hiçbir şekilde Hatır, görmüyoruz. Mesela, Hı -hı. ünlü gazeteci Richard Williams konuşuyordu İşte senin mesela cenazesine gidiyor çünkü anlatıyor ama biz onun kafasını evet. görmüyoruz. O e, sinema sahnesinin sanki bir e, seslendiricisi gibi dış ses olarak dış ses gibi evet. sanki klasik bir sinema filminde olan sahne gibi oluyor. Kesinlikle yani birinden yorum konuşan kafalarda aslında biz yorum alıyoruz. Senla da e, da yorum var, Emi'de de var, hatta Maradona'da da var. Yani Kapadya'nın bütün belgesellerinde var ama bunu evet. asla biz orada Maradona'nın antrenman <laughs> görüntülerini verirken onu çalıştıran hocanın sesini dışarıdan veriyor. Evet. Bu bizim yabancılaşmamızı da eee önünde konuşmuyor. Kesinlikle bizim konuştuğumuz gibi. E, ya yani o e, sinema tarafında çok büyük alkış aldı aslında ve sonra bu model ESPN'in o 3430 belgeselindeki malzemelerle beraber birleştirdiğimizde bugünkü Drive to Survive'lere giden <laughs> yolu açtılar. Yani Kapadya bir anlatım yeni bir anlatım çok sinema için yeni olmasa da spor belgeselleri için çok kullanılmayan bir anlatım ortaya koydu ve bunu e, prestijli bir hale getirdi. Bunu kopyaladılar genelde. Ben e, ile bir röportaj yapmıştım bu bizim tam da çok tuhaf bir dönemde. 80'ler sayısı yapıyorduk ve Asif Kapadya'da da e, Twitter'da aktif birisi. Oradan yazmıştım, dönmüştüm. Maradona daha hayatını kaybetmemişti. Maradona belgesi yeni çıkmıştı. Maradona belgesi üzerine hani konuşmak için, hani 80'ler çünkü o dönemi e, de ağırlıklı anlattığı için bir de belgesel. E, ondan dinlemek. Bir de kendisinde 80'lerde işte Liverpool tutma hikayesi var, o dönemin futbolu var. Hastası evet, Liverpool. Hastası takip edişi falan var. Bütün böyle bir aslında bir sinema yönetmeniyle bir röportaj. Konuştuk, bir gün sonra e, ölüm haberi geldi. Maradona'nın dergi yetiştireceğiz. Bir anda ben adamla tekrar konuştum falan. Öyle acayip bir onun böyle son baskı yetiştirme e, hali var. Orada da sağ olsun çok yardımcı olmuştu. Müthiş de böyle şey iletişimi kuvvetli de bir insan. Zaten belli oluyor onu hissediyorsun. İşte o şeyleri anlatıyor. Maradona belgeseli için gidip Arjantin'de o çöpe atılan kasetleri falan bulma hikayesi. O footage'in peşinden koşu, koşması. Orada şeyi söylüyordu ben röportajda da konuşurken. Burada çok akıllıca bir sinematografi var. Eğer filmin sonunu biliyorsanız bunu unutmanızı istiyorum. Eğer bilmiyorsanız burada aşık olacağınız bir karakterle unutulmaz bir yolculuğa çıkacağız diyor. Sen de belgesi için söylüyor bunu. Aslında tam hissiyatı anlatıyor kendisi. Ya bil, e, aslında e, tekrar hikayeleştirme yapıyor. Hı hı. Her başını sonunu. Bildiğim, yani bir sinema filminde bizi en çok etkileyen şey aslında hikayenin bilinmezliği veya bir hikayede herhangi bir hikaye sonunu biliyorsan zaten evet. futbol maçlarını bile e, özetlerini izlemek sonucu bildiğin zaman ki ben NBA maçlarını <laughs> erken kalktığım sabahlarda <laughs> skorları kapatarak izliyorum. Yani kaç kaç bittiğini bildikten sonra yani, çok bir anlamı yok. Ya, <laughs> ee, şey öyledir ya iyi bir spor herhangi bir branşta iyi bir spor müsabakası karşılaşması neyse Tahmin edilmesi evet. güç olanı unpredictable yani tahmin edilemez olan her zaman daha iyidir. Daha e, iyi kapat bunu terse çeviriyor. Yani evet. mesela o İngiltere maçında Maradona'nın attığı Hı -hı. iki gol var orada. Birini elle atıyor, diğerini herkesi çalınlayıp atıyor ve bunu şey yapıyor <laughs> kapat ya. Biz bu iki golü biliyoruz ama buna bize bir bağlam veriyor. Diyor ki iki farklı bir Diego var. Diego bu herkesi çalınlayıp golü atan kişi. Bir de Maradona sonradan yarattığı bir karakter var. O da Tanrı'nın eli. Yani bize yeni bir tekrar hikayeleştiriyor. Yani bu alıntı bence tam onun sinema yaklaşımını açıklıyor. Oradan şunu soracaktım. Senin neyi farklı yapan şey insancıl detaylarla sınırlı kalması olabilir mi? Diye bir not almışım. <laughs> Kerim Kılıç da sağ olsun bana bir not daha aktarmış. Çünkü Formula 1 gibi bir spor anlatmasına rağmen tekerlekleri pit duvarına ve yarış tır stratejisine dair bir kelime duymuyorsun aslında. Drive to Survive'dan farkı o mesela ağırlıkla da başka bir farkı yani. Ee, i̇şte Senna ve Maradona da onları e, bir süper kahramandan sıradan insana indirgiyor. Yani o, süp, o pelerinle üstündeki süper kahraman kıyafetini Senna'nın çıkartıyor. Evet. İşte Brezilya'nın umudu, evet. e, işte Rain Man, Formula 1 tarihinin en büyük pilotlarından biri değil de onu sıradan günlük hayatı içerisinde o tedirginlikleriyle, o korkularıyla, o ailesiyle hani ufak bir çocuk o küçük e, ne diyorlar karting günlerinden itibaren evet, alıp evet. getiriyor. Onun hani o bir yandan e, bize o iki saat içerisinde ellerimizde büyüyen bir çocuk veriyor. Aslında onu bir kahraman olarak sunmuyor. E, Maradona da aynı şekilde ve Emide de yani bir müzik belgeseli olmasına rağmen aynı şey yapıyor. Yani biz orada e, bir figürü değil bir insanı görüyoruz. O e, süper kahramandan o Sıradan insana giderken ki hissiyat bence kapat diye farklı evet. kılıyor. Yani gerçekten kurmaca, evet. kurmacadan gerçeğe çok güzel bir köprü kuruyor. O yüzden onu yapabilen de sinema tarihinde çok az kimse var. Ee, şeyi e, ilk sinema, yani ilk öz, öz, öz gösterimde izlemiştik Maradona Belgesi'ni. Hatta beraber miydik ya galiba olabilir. Yok, biz ben gelememiştim. İlanla gitmiştik evet. tamam biz İlanla gitmiştik. Seniorla gitmiştik. Giriş sahnesinde böyle inanılmaz etkilenmiştik. Sen Aram. ne hissetmiştin işte e, orada şeyin müziği var, e, Moradar'ın müziği var bir yandan e, işte bu arada görüntülerin bir kısmı Napoli'de bir kısmını ise Buenos Aires'te buluyor giriş Hı -hı. görüntüleri işte stadyuma giriş falan. E, gördüğüm en etkileyici herhangi bir sinema filminin giriş sahnelerinden Ve biri olabilir. O da beni etkileyen şeydi aslında e, orada gerçeğe bağlı kalmıyor. Orada stadyuma geliş evet. gerçek bir kur, <laughs> kurmaca bir şeyi gerçek kılıyor aslında o yani e, ortadaki veya farklı bir yerdeki görüntüleri bir araya getirip hmm. o hikayenin bir anda giriş haline getiriyor. Ben o kurmaca üzerindeki o e, yetkisini kullanmasını seviyorum hmm. Kapadyan'ın. gerçeğe tamamen bağlı kalmıyor o hikayeye en büyük faydayı sağlayacak şekilde müdahale ediyor yani değiştiriyor, kesiyor, biçiyor. O giriş sahnesinde beni de o, o etkiyi e, gerçekte olmayan <laughs> bir etki olması beni evet. daha çok etkilemişti. Evet. Peki aslında ya, ha, bu arada bir not daha almışım. Ee, Asif Kapadya'nın Maradona belgeseli hakkında bizim genel röportajdan. Maradona sahadayken sürekli onu takip eden iki kameraman olması da ilginçti. Evet. Instagram ya da Netflix için çekilmiyor bana anlatırken bunu söylemişti. Bu yüzden zaten kim izler ki diye düşünüp kameraları gece diskoda bile fark etmiyor ve yok sayıyor. Acayip bir şey aslında. Bu zamanda Muhammed Ali'nin de hı hı. gittiği yerlere foto işte o, kadar, o, yüzden o kadar etkileyici görselin olması ve çok fazla belgesel yapılabilen bir figür olması hikayesinin ilginçliğinin yanı sıra çok fazla footage yani. Kaynak da var mesela Muhammed Ali ile ilgili. Ki 50'lerden 60'lardan 70'lerden bahsediyoruz. İşte The Last Dance hmm. bunun aslında belki de en özel örneklerinden biri o footage'ın çıkması yani görüntü kaynağının, arşivin çıkması. Aslında burada en kritik konulardan biri Maradona'yla ilgili sürekli bir şeyin çekilmiş olması. Hele yani yani, ee, o disco diskosanede falan çok acayip değil mi yani o 80'lerdeki kazakla dans ediyor falan. Kesinlikle farklı <laughs> bir çağın insanlarıyla. Mesela <laughs> evet. şu an e, e, İnan ve Kaan abi de sürekli söyler Lebron'un hmm. en büyük başarılarından biri böyle bir çağda falso vermemesi. E, tabii. Yani 20 yıl boyunca kameralar üstüne Instagram, Twitter çağında o dönemde bence şey de yok. Bizim Yeşilçam yönetmenleri de aynısını söyler biz bu filmlerin yeniden oynatılabileceğini hiç hayal dahi etmedik. <laughs> hani bu sahneyi nasıl çektiniz? Perde de bir defa göreceksin veya sinemaya iki defa gidiyorsun. Evet. iki defa göreceksin. Evet. Televizyon diye bir şey olmadığı için biz gelişi güzel çektik. O insanlar da yani... Tahayyül edemiyor evet, tabii orada. E, Maradona'da e, Muhammed de gelecekte bu görüntülerin tekrar tekrar oynatılabileceğini hayal etmeden <laughs> o hayatı <laughs> yaşadılar. E, evet. Ama şey işçiliği güzel. Kapadyan'ın bence e, film kurgu önü işçiliği çok iyi. O evet. görüntülerin peşine düşmesi, araması, kazması... Ya, madencilik yapıyor bir nevi. Ee, ya yani o çok meşakkatli bir iş. Tabi. Ee, ya yani insanın 3-4 yılını 5 yılını alan iyi romanlarda da bazen yazarlar çok önce iyi araştırma yaparlar ya giderler. Hı hı. O şeyi veriyi toplarlar onun üzerine hikaye yazar. İlham geldi yazıyorum gibi olmaz yani. Onun tamam, gibi aslında. Tamam. İşçilik yani o i̇şçilik yani, evet. o malzemeye ulaşmak, evet. yorumlamak kadar o malzemeye ulaşmak da çok önemli. Aynen. Peki aslında buradan biraz ilham kaynağı dedik. İlham veren hareket dedik. Tabii ki üzerine çok konuşulur. Kapadia, Senna, Maradona belgeselleri, diğer belgeselleri ama buradan çıkarak aslında tabii ki kimse ben ilhamı oradan aldım demez belki ama bize sanki o yolu açıp da oraya ulaşanlardan biri, o kapıdan geçenlerden biri de Antol serisi gibi geliyor. Seninle en çok ara ara mesajlaştığımız ya bu ne acayip belgesel dediğimiz serilerden biri Netflix'teki Antol. Sen de aynı şekilde düşündüğünü tahmin ederek soruyorum. İlham e, verdiği serilerden biri de herhalde ilkinde Antol diyebilir miyiz? E, e, oldu yani? mesela e, Drive to hmm. Survive dedik, Breakpoint <laughs> dedik, Last, dan, hatta last <laughs> Dance de katalım. Bunların bir aya hep PR. Yani e, hmm. Michael Jordan PR'i, e, Formula 1, Halk Beşik'ler yani. Değişkiler. yani e, çünkü... O, çift... o kişilerin veya kurumların danışmanlığında veya onayıyla gidiyor. Evet. Mesela en önemli olay o. İşte Onların... FIA'nın... Ya da ne bileyim işte WTL ATP'nin ve Michael Jordan tabii ki. Mesela bizim yerli <laughs> Fatih Terim Netflix'in de Fatih Terim'in onayının. Zaten en büyük evet. sorunlarından biri o evet. belgeselin. Ee, bir böyle gelenek var ama Antolt hala Kapadya'nın yaptığı gibi veya Thirty'nin yaptığı gibi bir gazetecilik işi. Hı. Çünkü orada bir e, konuyu anlatıyorlar. Konunun muhatapları e, onay vermiyor ona rağmen veya görüş vermiyor, evet. e, herhangi bir katkı sunmuyor. Evet. Bir gazetecilik tarafı ve futuş da, e, evet, da kullanıyor. Evet, futuş da kullanıyor. Yani, e, görüntüden ziyade, hmm. e, mesela şike soruşturması ile ilgili olan bir bölüm benim en sevdiğim hmm. bölümlerden biri de NBA o konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçırdı Ama burada operation e, Flagrant falan. Evet, diğer eserlerde sana bütün kapılar açıyorlar. Hani çünkü e, Drive to survive Kuzey Amerika'da çok popüler olmayan Formula 1'in e, daha çok izlenmesine yol açtı. Hani endüstriye bir katkısı var. E, ama Antos endüstriye bir katkısı yok. Hatta endüstrinin <laughs> şey. cilalarını söken bir eser. O yüzden Antol evet. bence Kapatya'nın ve ESPN'in başlattığı geleneğin devamcısı. Dry to o açıdan kesinlikle ayrılıyor. Mesela işte Malice at the Palace, bazı 34 çok üzerinde. Onlar da iyi ama mesela Kudar güzel anlatmış ki, o. Herkesce aslında bilindiğini düşündüğüm bir hikaye. İyi evet, yeni... konuşan kafalar var ama güzel konuşuyorlar. Evet, yani evet. bu hani bence kuru hani çoğu zaman konuşan kafa olması da gerekiyor hani. Bazen gerekiyor. Evet. Evet. Mesela orada Germany'nin yılın konuşması çok önemli bir yer tutuyor e ya konuşması. O günkü kavgaya bugünden bakıyorsun aynı zamanda. Evet. Bugünkü fikirleriyle evet. bakıyorsun. Evet. Kesinlikle öyle. Mesela ee, orada the rise and fall of M1 yani M1 gibi bir spor dünyasında bir anda başka türlü bir marka olacakken o kültürün arka planda aslında 80'ler 90'lar kültürünü de anlatıyor. O açıdan da çok besleyici gerçekten. Peki buradan senin aklına gelen e, var mı? Mesela işte bugüne dair geleceğe dair etkisi üzerine senin hakkında ilk canlanan işte yani şimdi mesela e, bu arada birazdan en iyi listeler her zaman tutar etkileşim sağlar. Sizlerden de isteriz e, yorumlara YouTube yorumlarına. E, Tanju ve ben birazcık daha aslında Antot'tan da ileri e, çıkarak yani yola çıkarak e, biraz da perde arkasında kalmış kendi e, sevdiklerimizi e, size önermek istediklerimizi listeleyeceğiz. Efendim. Mesela ilk aklıma gelen e, Le Mans oluyor. E, Cehennem'de iki devre hikayecilik, evet. hikayecilik anlamında daha çok e, Amerikanlaştırma <laughs> var orada birazcık daha hani bizim böyle e, tam bıçak sırtı bir yerde duran. Tabii evet. e, spor e, filmi dediğimizde e, biraz e, benim kişisel bir yaram var. İyi bir futbol filmi çıkmıyor çok Çünkü, zor evet. e, yani hatta bunun için ayrı bir bölüm yapmak gerekiyor şey neden demişti ya e, futbolun kendisi o kadar şey ki e, sinema yapmak ki. Da, evet o kadar zor ki diyor işte. işte yönetmenin <laughs> yerine Murtum teknik direktörünü demiştim. koyabilirsin seyircinin yerine taraftarı koyabilirsin evet. benim öyle bir üzüntüm var ama diğer Amerikan sporlarının böyle geçmişten bu yana işte e, natural var e, bir evet. Hani çok iyi beyzbol filmleri var. Yani böyle bir Amerikan geleneği var. Robert Redford oynadın, Robert oynadı. Evet. Hatta e, Blunt Side'ın birazdan bahsedeceğiz yönetmeni John Lee Hancock'un şey var. Bahsedebiliriz bu e, arada. Çaylak hmm. filmi var. Hmm. Dennis Quaid'in oynadı. Aa, evet, e, o da aynı yönetmen. Evet evet o daha yakın tanı Yani böyle hikaye anlamında e, geçmişten bu yana çok e, örnekler var. Blindside dedin. Aslında o konuyu açalım sonra yavaş yavaş listelerimize geçelim istersen. Çünkü evet. aslında Kapadya Senna ve Maradona yapımına ilham verdiğine doğru gitmiş olacağız aslında birazcık. Bu işte bizim beşimize geçtik şu an. Değil mi? Ben beşten 4'e doğru mu gideyim Blindsight'ın e, Senin 5'inde Blindside var, doğru. Evet. 5'ten 4'e doğru gideyim. Gidelim hocam, başlayalım. Evet. Ya blind side aslında bir Sandro Bulo ilk Oscar'ını kazandırdığı için de o dönem çok ve ilham veren bir hikaye olduğu için çok konuşulmuştu. Bugünlerde işte tekrar program da o, o sebeple konuştuk. Tekrar popüler oldu. Çünkü o e, Blindside'ın merkezinde bir beyaz kurtarıcı. Bir avatar'dan e, bülbülü öldürmeklere kadar <laughs> Hollywood'un çok sevdiği beyaz adamın gelip kurtardığı bir hikaye var. Burada Sandra Bullock, e, Michael O'Hare karakterini, e, evet. karakter diyorum ama gerçek bir hikaye. Evet, zaten... Gelip kurtarıyordu. Evet. E, şimdi Ağustos'un ortasında haberler bomba gibi düştü. Evet, Michael, Michael O'Hare ailesine Blindside'da hikayenin, anlatılan hikayenin tam tersi bir yaşamıştı yaşandığını gerçek hikayenin ve e, asla kendilerini e, evlat edinmediklerini sadece e, koruyuculuk e, üstlendiğini ve buna evlat edinmeyle bir anlatıldığını söyledi. Evet. E i̇şte e, filmden elde edilen gelirlerden ve e, Michael Oher'ın yükselişiyle beraber e, onların e, daha böyle İlham veren hikayeyi biraz ticarileştirdiklerinden ve bundan hiçbir şekilde kendisinin faydalanmadığından bahsetti. Hatta filmde kendisini daha düşük zekalı bir olarak göstermesinin NFL kariyerine çok büyük zarar verdiğini ve filmden sonra kendi NFL kariyerinin aşağı doğru gittiğinden bahsetmişti. Ve bundan ötürü ailesine tazminat davası açtı ve Blindside'da anlatılan hikayenin aslında yalan olduğunu, Şunları anlatıldığı de. gibi olmadığını Muhtemelen Blindside biraz daha fazla izlenecektir evet. bu dönemde. Yani bizden dolayı değil, hikayeden dolayı. <laughs> Her tekrar şekilde. Olur ya öyle. Ama yine kendisi de şunu söylüyor. Blindside benim kariyerime olumsuz etki etse bile Hı -hı. insanlara ilham vermesi açısından Tabii. ben bu hikayeyi ve bu filmi, Tabii. bu kitabı, kitap uyarlamasıydı. Destekliyorum. Dur, hakikaten de filmi çıktıktan sonraki O'Hur'un kariyerini düşünüyorum. Çıktığında çok popülerdi. Çıktığında zaten tekrar popüler yani popülerliği arttı filmle beraber ama Biraz NFL'deki algısının da gerçekten yani e, takımların karar vericileri arasındaki popülaritesinin de düştüğünü hatırlıyorum. Kesinlikle. Bu sebepten olup ya yani ben sakatlık formsuzluk olarak düşünerek e, kafamda kurdum. NFL takip edilmiyormuş. Evet. Yani filmde düşük zekalı gösterildiği evet. için e, artık evet. takım karar vericileri bana sorumluluk vermekten kaçındığı evet. şeklinde Bu bir açıklaması var. Enteresan bir konu hakikaten. Peki beşinde e, diğerleri ne? Diğer dört film Blindside'la ee, başladın. Benim e, Untold'dan yola çıkarak daha az bilindiğini düşündüm ve çok sevdiğim bir futbol filmi var. The Arsenal Stadium Mystery 39 yapımı. E, bence çok hoş bir e, klasik aslında. Ben senden öğrendim, izleyeceğim yani. E, filmin açılışında gerçek görüntüler kullanılıyor yani Ars, bir Arsenal maçına gidip, Highbury'nin eski Highbury'nin e, görüntülerini. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Evet, ikinci 39 yapımı ve İkinci Dünya Savaşı öncesi, yanılmıyorsam Highbury'de oynanan son maçın görüntüleri. Yani Hı. tarihi bir belge olarak da çok iyi. E, hakem takım elbiseli hakemler, o takım elbiseli <laughs> seyirciler, soyunma odası, Arsenal takımının tamamının e, görüntülere o. O açıdan bence çok hakkı verilmemiş bir film olduğu için çok untold bir film. O yüzden onu almak istedim. Süper. Ee, diğerlerinden e, Beytar daima saf diye 2017 yapımı yanılmıyorsam biz Gecesi burada Forever Pure evet, evet. evet. Ee, çok iyi yapım gerçekten kesinlikle hatta e, hikayesini kısa bahsedecek olursak Beytar Jerusalem tamamen İsrailli topçulardan oluşan ve bir nevi Bilbao'nun evet, İsrail'deki Daha muhafazakar evet daha yani, muhafazakar evet. ve e, iki tane e, Çeçen futbolcu biraz P.R. ve ticari <laughs> ilişkiler de var Çeçenistan'da ki <laughs> İsrail kulüp başkanının bireysel ilişkilerini güçlendirmek için iki oyuncu transfer ediyorlar. E, Beytar taraftarlarının e, radikal grupların buna karşı verdiği tepkiye dair bir belgesel. Son iki? E, son iki... E, Lenny Cook, yine benim... Çok e, iyi yapım ya. Yani, ben senden öğrenip izledim. Muhteşem. İnanılmaz evet. bir belgesel. Ve e, Safdi'ler çok popüler. Yani, Safdi kardeşlerim bu arada evet, 2013'te çekti. Evet. Daha bu kadar ünlenmeden önce Hiçbir çekti, şekilde ünlenmeden. Yani belgesel. Uncut ile beraber çok evet. ünlendiler. Hatta Oppenheimer'da e, oynuyor. Bir oyunculuk kariyerleri de var. Evet. E, şu an e, Good Time'la beraber Oscar'larda ses getirmişler. Evet. Çok popüler yönetmen oldular ama hala Lenny Cook belgeselleri çok az biliniyor ve çok az izleniyor. E, e, evet. Lenny Cook bir e, lise efsanesi e, Lebron, LeBron James hem de aynı dönemde LeBron James'ten daha büyük bir lise evet, efsanesi. Evet, herkes daha yüksek draft'ta bir numara seçileceğini. kesinlikle yani. bir numara seçileceğini düşünüyorlar ve 2001 yılında e, Adidas e, Adidas'ın liseden gelen pop e, kamp ABCD kampı var. Kamp, ABCD kampı yani. kampı var. Oradaki görüntülerle e, kurmuşlar filmi evet. ve güzel yanı şu o dönem e, bir yapımcı veya gazeteci e, belgesel yapmak için Lenny Cook'u takip ediyor ve Lebron'a takip et isteklerini geri çeviriyor. 100 saat boyunca görüntüleri çekiyor ve Lenny Cook'un hikayesi terse gidip e, draft dahi edilmeyince bu projeden vazgeçiyor. 2009'da Safdiler'in eline geçiyor bu e, görüntüler ve o dönemki e, Lenny <laughs> Cook'un görüntüleriyle birleştirip muazzam bir e, NBA belgeseli ortaya çıkartıyorlar ve e, yani 15-16 yaşındaki Carmelo'yu, Amare'yi LeBron'u evet. görmek evet. bence inanılmaz. Çok iyi. Hikaye de çok iyi. Az bilinen herhalde en perde arkası. Evet. Yani, yani hakkı verilmeyen belgesellerden biri bu. O zaman son seçiminde. Son seç şimdi başlıktan veren, Anpolt demişken eee <laughs> bahis ile ilgili sportmenlik dışı faul operasyonu bölümü var. Evet. E, o da e, şu an eee Ivy ile e, Paketa'nın bahis Yolmaz. olayları ilham verdi. Onu seç, onu seçmemde. Orada da bir aktüel 2007 veya 2008 Kumar olacak yılında hocam oynamayın Aktüel olarak maç yöneten bir <gülüyor> NBA <gülüyor> <gülüyor> NBA hakeminin kendi maçlarında bahis yapması üzerine <laughs> ve bu skandalın farklı ayakları var. Bir kulüp ve NBA tarafı var, bir hakem camiası tarafı var, bir de mafya tarafı var. Evet. 77 dakikalık bir belgesel bütün bu ayakları olağanüstü bir şekilde Çok birleştirmişler. Evet. Ve bunun gazetecilik Antolp bir gazeteci kişi olduğu için de NBA tarafından bu olayın nasıl altı edildiğini ve hala 2008 yılında böyle bir skandalın yaşandığını unutturduklarını çok iyi anlatıyor. Listeye şuradan, hilelerimi de yaptım hocam, araya e, tavsiyeler attım. Ben de Antol'dan bir şey seçeceğim hemen. Breaking Point, e, Marley Fish'in hikayesi. Hı hı. Yani Break Point'in e, tüm bölümlerinden daha fazla daha iyi, e, tenisin e, iç o talepkarlığını falan çok daha iyi anlatan bir yapım. Olağanüstü yani. Ya bundan Lütfen sonra Breakpoint'i izlediğinde aslında oradaki farkı çok net görüyorsun. Çok görüyorsun, çok... çok net görüyorsun. Bu son yeni yayınlandı, ona da bayıldım. Johnny Mansell'in hikayesi, Johnny Football. <laughs> yani tam bir çöküş hikayesi. Rise and Fall yani hikayesi. Yükseliş ve çöküş. Muazzam. Son yılların en iyi futbol belgesellerinden biri ve daha az konuşuldu bence. Bobby Robson'un hikayesi. Bobby. Bobby Robson belgeseli muhteşemdi. Ki orada ee, Jackie Charlton belgeseli de çok iyi. Yani Bobby Charlton, Jackie Charlton iki kardeşin öyküsünü anlatırken böyle bazı şeylerde kardeşiniz varsa yerde nefesiniz kesiliyor. <laughs> Kardeş ilişkileri açısından. Ee, ki işte demans olup e, Jackie Charlton hayatını kaybetti. Çok dramatik. E, belgesel demişken tabii ki bisikleti koymadan olmaz. Hemen orada lobiye <laughs> hocam Jürgen Lett gibi bir efsane Danimarkalı yönetmenin A Sunday in Hell yani Paris-Roubaix yarışlarının meşhur o hem acımasız gadlar hem de tutkulu dünyasını anlatan 70'lerden bir yapım bu arada. Free Solo var. Ben biliyorsun ya, bir e, zirveye tırmananları bir de derin alanları ayrı bir şeyim var, takıntım Benim var. Benimkiler ana akım spor önerileri oldu. Seninle, bilerek abi bilerek evet. tamamen perde arkasından alternatif liste yapıyorum. Ağzına sağlık. Çok Her zamanki gibi nefis abi, bir işte. sinema spor sohbeti oldu. E, Kia işbirliği hazırladığımız e, konfor alanı programında bu hafta ilham veren hareketimiz Asif Kapadya'nın Senna ve Maradona belgesellerinden çıkan spor belgeseli kültürünün aslında zenginleşmesi, külliyatın donanımın artmasıydı bizim için. Müthiş bir keyif tabii. Biz de Tanju'yla onun üzerine sohbet etmek istedik. Umarım keyif almışsınızdır. Sizlerden de bu programın altına, YouTube'da bu bölümün altına kendi beşli listelerinizi bekliyoruz, önerilerinizi. Belki bizim de kaçırlıklarımız sizden ilham alacağımız. Kolektif bir liste oluşur belki. Nefis yani. olur. Harika bir liste. Bu programın bir listesi çıkar. O yüzden bekliyoruz sizlerden de. Görüşmek üzere, hoşçakalın.